gerçekten bu ülkeyi yönetebilecek Selahattin Demirtaş gibi bir insandı. Onun mütevazisi, onun merhameti, onun insanlığı gibi bir insan ne dünyaya gelir ne bu ülkeyi de yönetir. Ama bu çıktığı zaman Kürt kardeşlerim diyor ama doğuda Kürt çocuklarını katledebiliyor. Ve bir insan onun korkusunda paylaşım yapamıyor. Nasıl bir adam olduğunu göreceğiz. Göremedin mi amca? Daha göremedin mi nasıl biri olduğunu? Anamızı ağlattı artık. Benim güzel kardeşim bak onu millete onu bunu sormayı bırakın. Milletin hepsi gerçekten adam gibi. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz daha dün bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %40 oranında zam yapmış. Bize bu konu hakkında insanlar ne düşünüyor onu soracağız. Biliyorsunuz ekonomik durumları da zaten. Ekonomi hakkında da birkaç soru soracağım. İnsanların halkın tepkisini ölçeceğiz. Şimdi videoya geçebiliriz. Asgari ücrete zam yok, emekliye zam yok, işçiye zam yok. Kendine zam koyuyor. Olmaz, olmaz. Ayıp. Böyle bir şey olur mu ya? Ne hak etmiş mi de zam koyuyor? Milletin haline bak hemşerim. Abi kendi maaşına zam yapacak ya. Kendi maaşına zam yapar. Bizim maaşımıza zam yapsa emekliye. Emekliye mi? Ya. Emekliye zam yapsa. Ekmek alıyoruz biz. Başka ekmek alamıyoruz. Halk ekmeği alıyoruz. Halk ekmeği. Ne kadar abi ekmek? 2 lira. Orada da 4 lira 5 lira. O da 200 gram. Bu 250 gram. Gramından da kesmiş. Tabii. Böyle bir şey var mı ya? AKP'nin milletvekilleri çıkıp da geliyor millete sormuyor. Neden sormuyor? Çünkü çıkacak yüzleri yok ki. Tekrar bir dondurma alamıyorum ya. Yazık yani. Bir liseye gidecek. Lise masrafları, defterleri, kitapları bilmem vesaire 10 bin lira masrafı var. Eşim asgari ücret alıyor. Nasıl geçineceğiz? Evet, mesela asgari ücrete şu anda zam yapsaydı kendi maaşına zam yaptığı kadar asgari yani ücret 6000 TL oluyordu şu anda. Yani tabii ki 4 lira olmuş ekmek, bak ben halk ekmeği şuraya almak için buraya geldim. Şu meydanda bir kız yabancı. Orada kalmamış buraya geldim. Yarım saatlik yolu oluyor. İnsanlar gerçekten 4-5 çok... 4-5 tane ekmek alsam 20 lira. Burada 6 lira 3 tane. Doğru zahmet, iyi geçinmiyoruz yani. Birisini alırsak birisi kalıyor. Atıyorum biz çok iyi bir peynir alamıyoruz yani. Süzme peynir o da zaten bir işe yaramıyor. Süzme peynir bile 20-30 lira falan. 20-30 lira değil ya, daha fazla 40 lira. En kötüsü 40 lira. Çocuk diyor ki anne bugün niye bir şey yok? Dolap bomboş. Nasıl dolduralım biz bu dolabı? Bir kişinin çalışmasıyla 4500 lira maaşla 4200 lira mesela. Yani hastanesi var, bilmem neyi var, çocuk var, kirası şuydu buydu. Nasıl geçineceğiz? Tabii ki Cumhurbaşkanı tutuluyor. Bak diş yaptıracağım ben. Bak. Yaptıracağım. Randevu alamıyorum. Neden? Hani iyi yol diyordu her taraf. Randevular, hastaneler iyi yol diyordu. Ne oldu? Battı, battı. Bittik. Peki Cumhurbaşkanımız diyor ya 3 tane çocuk şart. Bir tane çocuğu göremiyoruz ki. 3 tane çocuğu nasıl göreceğiz? Evet, bir tane çocuk yani. 3 tane çocuğu nasıl göreceğiz? Afgan'ı alıyor para. Suriyesi alıyor para. Evet. Buradaki herkes alıyor. Biz Türk milleti olarak alamıyoruz. Yani. Değişim şartı açıkçası. Bizde bitiyor her şey. İnsanlar da. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyoruz kameraya. Valla kendi ceplerine atmaktan halka düşündükleri olmadığı için hep kendi ceplerini düşünüyorlar. Evet. İnsanlar çok geçim sıkıntısı çekiyor ama bunu kendi algılarına göre hep yansıtıyorlar. İnsanlar işte iyi durumdalar diye. Ama bu gideceğini bildiği için sürekli cebini dolduruyor yani. Kaçacak yani, orası belli kesin. Dışarıya bağımlı bir ülke. Dışarıya bağımlı bir ülke her zaman pahalı olur. Dışarıya bağımlı bırakmamız lazım. Öncelikle her şeyimizi kendimiz üretmemiz lazım. Petrolümüz dahil. Bunu yapmadığımız sürece bu hep böyle gidecek. Biz dışarıya bağımlılığı bırakmamız lazım. Peki şu anda iktidar değişse ülke eski durumuna döner mi? Ya tabii kısa bir sürede olmaz bu ama belirli bir süre içinde, 2-3 yıl içinde. Bunu düzeltecek olan da biziz zaten. Bir olmazsa diğerini deneyebiliriz. Yani evet. Halk ya, bu ülkenin sahibi halktır, iktidar değildir. Bu hep böyle. Şimdi abi CHP'li bir tane milletvekili açıklama yaptı dün. Abi ben HDP'liyim. Ha tamam. Ben HDP. Yok, ben hiçbir parti tutmuyorum zaten. Ben hayatta zaten AK Parti'ye veremem. Ben hemen HDP'liyim. HDP'liyim. Evet tamam. Onu benim. Dün Cumhurbaşkanı kendi maaşına %40 oranda zam yapmış. Zam olursa ne olur, yapmasa ne olur? Zaten her gün zamdır canım yer. Biz hiç farkındayız ki. Her gün zaten zamdır. Bize sıkıntı yok ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Canım benim, biz öyle düşünüyoruz. Ben HDP'liyim. Her gün zaten zamdır. Bize sıkıntı yok ki. Evet. Zaten piyasa belledir. Asgari ücrete zam yapmak. Asgari ücreti yaparsan ne olur, yapmasan ne olur? Zaten hesap belli, her şey belli. Zam oluyor dese tamam. Asgari ücret veriyor dese yine zam veriyor. Evet. Ama mazot şu anda 35 değer. Her gün de 35 de alıyoruz. Asgari ücreti zam verse daha fazla? Ama vermesem daha iyi olur. Verirse aynı tas da önemlidir. Olursa ne olur, olmazsa ne olur. Yok, tamam, verecek dese yine zam verecek abi. Bir yönetim sistemi, bu şeker hastalığı oluyor ona.
O şeker hastalığına tükürüyor. Şeker hastalığı ne demek? Gittikçe yemek istiyor, gittikçe yemek istiyor. Bu yönetimde, bu sistemde aynı böyle olmuş. Gittikçe yiyor, doyuyor. Fakirler ölmüş bir taraftan. Fakirler bir idare edemiyorlar. Şimdi benim görüşüm, bu sistemi bırakmak lazım. Bu sistemi bitirmek lazım. Ya o kendi maaşına kalıyor. Adalete sıkılıyor mu kendi maaşına zam yapmış yani? Biz açlıktan ölüyoruz yani ya. Bir de bir şey var mı yani? 4-250 bize reva mı görmüş yani? Biz evimize bir çoluk çocuğumuza dışarı çıkamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Ölmüşüz yani. Önümüzdeki ay asgari ücrete zam yapmayı düşünüyormuş adam. Düşünüyor ama kendine 150 lira maaş alamayız biliyor yani. Ya ne yapacak? En fazla yapacak 250 liradır. Başka ne yapacak yani? Hani geçinemiyoruz. Vallahi biz ağlıyoruz yani. Geçen bayan paylaşım yapmıştı abi. Diyor ki diyor ben Emine Erdoğan'la diyor biz papi komşuyduk. Beraber diyor terziye gidiyorduk. 30 lira terzi parası yok diversin. Peki bu sermayeyi nerede getirdi? Bu insanların hakkı nereye gidiyor? Gerçekten bu ülkeyi yönetebilecek Selahattin Demirtaş gibi bir insan değil. Onun mütevazisi, onun merhameti, onun insanlığı gibi bir insan ne dünyaya gelir ne bu ülkeyi de yönetir. O kadar konuşma yaptı, o kadar açıklama yaptı. Hiçbir günde insanların içinde ırkçılık yapmadı. Vatandaşlarım dedi, milletim dedi, Kürt, Türk, Lazi, Çerkezi demedi. Ama bu çıktığı zaman Kürt kardeşlerim diyor ama doğuda Kürt çocuklarını katledebiliyor. Ve bir insan da onun korkusunda paylaşım yapamıyor. Hakkımızda her zıkkım olsun, biz helal etmiyoruz. Bugüne kadar ben oyumu ona vermemişim, vermeyeceğim de Selahattin Demirtaş olduğu yerde, ona kadar da zindandan da olsa biz onun arkasındayız. Başkanımız odur, Cumhurbaşkanımız da odur, bütün vatandaşın, halkı iradesinin de odur. Yüzümüzde o hiçbir şey değildir. Hakkımızı bu ülkede yaşadığımız müddetçe hakkımızı ona helal etmiyoruz. Sen bana diyordun ki Erdoğan kendine %40.4 zam yapıyor. Onu diyordun. Evet. Onu soruyordun. Asgari ücreti de önümüzdeki aylarda yapmayı düşünüyormuş. Ya bakın ben Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan adam benim. 2500 lira para alıyorum ben. Emekli maaşı? Evet emekli 2500 lira. Şimdi bakalım bu Temmuz ayında bir de ne zam yapacak? Nasıl bir adam olduğunu göreceğiz. Göremedin mi amca? Daha göremedin mi nasıl biri olduğunu? Biliyorum kızım nasıl biri olduğunu. Anamızı ağlattı artık be. Ben ama vicdanla ben rahatım. Hiçbir zaman AK Parti'ye oy vermedim. Bugün devletin bütün hazinesi onun elinden milletin aklıyla oynuyor. Kendine zam yapıyor. Ya senin işinin, memurun, köylünün ve perişan ya. Adam mazot alamıyor kendine. Arabalar yolda kalıyor ya. Hiç utanmıyor musun sen kendine zam yapıyorsun? He? Senin çocukların zaten Amerika'da milyon dolarlarla kendine saraylar alıyorlar be. Kimin parası bunlar? Buyur abi. Benim güzel kardeşim bak onu millete onu bunu sormayı bırakın. Milletin hepsi gerçekten adam gibi insan gibi artık uyanmalı. Tamam. Eskiden bak çıkıyordu ortalara diyordu bir tuvalet 1 milyon. Bak bir tuvalet şimdi 5 milyon olmuş. Onun eski deyimiyle 5 milyon olmuş. Millet ekmeğin tanesi şu anda 5 lira. Millet artık ayakta duramıyor. Bu iktidarın acilen bu yolsuzlukları bırakıp defolup gitmesi lazım. Milletin bunlardan kurtulması lazım. Kim olursa olsun kardeşim bak eskiden ne diyordu? Bağırıyor diyordu elinde doları olan teröristle bizim için elinde silah olan terörist arasında hiçbir fark yok demiyor muydu? Diyordu. Yalvardı, yakardı, bir sürü şey yaptı. Milletin elindeki dolarları almaya çalıştı. Ama millet güvenmedi. Millet dolarlarını vermedi. Bu neydi bu? Bir uygulama getirdi ya. Kardeşim bu milletin dolarlarını, paralarını aldılar ya. İşte getirin mevduata yatırın, mevduata yatırın diye. Peki bu elinde doları olan bu teröristler niye aniden yatırımcı oldu? Bizim adımız terörist oldu. Terörist biz olduk. Eskiden elinde doları olan insanlar yatırımcı oldu. Öyle mi? Ya böyle bir şey var mı? Ya kendi maaşına %40 zam yapmış. İnsanlar ayakta duramıyor. İnsanlar artık bitmiş. İnsanlar artık yok olmuş. Ama o neyin peşinde? Ya aday kim aday kim? Millet diyor ya kadın diyor ki ya ben bir kova yoğurt alamıyorum diyor CHP'nin adayı kim? Kadın diyor ben ekmek alamıyorum diyor CHP'nin adayı kim? Adam diyor ben çocuğuma ayakkabı alamıyorum. Ya diyor CHP'nin adayı kim? Ya sizin başka bir şeyiniz yok mu? Seçimlere 2 sene kala seçime kiminle gireceğiyle tartışıp milleti oyalıyor. Sadece bir kişi vardı muhalefet o da Selahattin Demirtaş. Onu da ne yaptılar? Aldılar içeriye. Bu millete bir de sürtük dedi. Bu milletin kadınına, kızına, çoluğuna, çocuğuna bir de sürtük dedi. Hayasız diyor, sürtük diyor, birine zürriyetsiz diyor, birine çoluksuz diyor, birine çocuksuz diyor. Millete yalvarıyor, yakalıyor diyor böyle böyle. Millet bak, ya ben bazen görüyorum millet burada birileri çıkıyor diyor. E ya diyor Erdoğan yapıyor. Ulan zaten yapsın diye getirdik, biz gelsin başımıza Allah olsun diye getirmedi ki. Sen yap diye geldin zaten. Evet. Ya sen şu anda gidiyorsun postaneden paranı çektiğin zaman. Postane memurunu elini öpüp başına koyuyor musun? Allah razı olsun benim paramı verdin diye. Yapacaksın tabii. Sen bu iş için ya. Kardeşim sen bu ülkeyi adil, adaletli yönetmek için sarayda oturmuyor musun? Devletin uçağını kullanmıyor musun? Devletin yatını, uçağını, malını, mülkünü dağıtmıyor musun sen? Bir de sen yol yaptın diye 20 sene iktidarda dur.
20 sene boyunca halka zulmet, ondan sonra de ki nankörlük yapma, ben size yol yap. Ben seni yol yap diye, ben sana yaptıkların için şükretmiyordum. Sana yapmadıklarının hesabını soruyorum. Bu ülkeye ne zaman yapmadıklarının hesabını sormaya başlarsan o zaman ülke düzelir. Genel olarak şunu söylemek istiyorum herkese kameranın önünde. Bir sürü pahalılık oluyor. Ülkenin durumu çok kötüye gidiyor. Ama tüm bunları hak eden de yine halk. Çünkü nedeni de şu. Hiç kimse ayaklanmıyor. Hiç kimse protesto ediyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Mesela dün %40 oranında zam yapıldı. Ama hiç kimse sesini çıkartmıyor. Hiç kimse bir şey paylaşmıyor. Tek biz paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı kendi maaşına %40 oranında zam yapması. Az yapmış. Çok az yapmış yani. Evet. Normal yani. Çünkü şu an iki bütün gençler acıktan ölüyor. Cebinde sigara parası yok. Bir kahve içme parası yok yani. Baksana yani bu akşama kadar bunu görüyorum zaten burada. 50 lira için burada anketle uğraşıyor. Şu an öğrencilerin cebinde 5 lira para yok yani. Ben 6 aydır... Sadece 50 kuruş mu? Allah paran ne? Bakabilir misin bana? Ben 6 aydır kiramı vermiyorum. Ben sahibim burada. Ben yakasını yapışmışım. Kiramı versin. Yok yok veremiyorum yani. O kadar 3 işte de çalıştığıma rağmen yetiştiremiyorum. Ben liseye kadar da gitmedim. Ama ben şu anda da o tahtaya gitsem onu yok edecek kadar konuşabilirim. O eğer bir cumhurbaşkanıysa, eğer bir liderse o zaman o yanındaki danışmanları yok mu? 5 dakika bir halkın içine çıksın, o danışmanları yanında ona kulağına fısıldamasın. Gör bakayım 1 dakika 1 saniyede bir kelime konuşabilecek mi? Konuşabilecek mi? Konuşamaz. Anladın mı? Onun siyasetle bir ilgi alakası yok. Bizim bizim ne zaman ondan vazgeçmemiz gerekiyordu biliyor musun? Elhamdülillah ben şehrim olarak ben Hakkari Yüksek olayım. Değil Hakkari Yüksek o adam da ona hiçbir zaman oy çıkmadı. Çıkmaz da. Evet. Ama lakin onun İstanbul'da daha belediye başkanı adayıyken birisine dedi ya anneni al git buralardan. O zaman vazgeçecektik bundan arkadaş. Evet.